Değerli katılımcılar, önümüzdeki günlerin ülkemize ve bizlere sağlık, sıhhat, bereket ve adalet dolu günler getirmesini temenni ederek geçmiş Ramazan bayramımızı kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bugün burada sizlerle Cennet ilçemizdeki güzellikleri konuşmayı arzu ediyordum. Ancak doğrunun izinde hizmetin peşinden gitmek bizlerin boynunun borcudur ve görevimizdir. Bu hissiyatla yerel yönetimlere hemşerilerimizin oyları ve teveccühüyle belli süreliğine seçilmiş olanların bazı kusurlu iddialarını yanıtlamak ve bilmenizde fayda göreceğim yanlışları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bayramdan çok kısa bir süre önce Ramazan ayının içerisinde Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel Teski ve Büyükşehir Belediye'mize hedef tahtasına koyarak belki küçük bir kısmı doğru ama çoğu asılsız ve mesnetsiz iddialarla eleştirmeye çalıştı. Her zaman yapmaya çalıştığı gibi yine Cüneyt Başkan sosyal medyayı ve teknolojiyi kullanarak biraz da laf kalabalığıyla zeytinyağı gibi su yüzüne çıkmaya gayret gösterdi. Burada zeytinyağını özellikle vurgulamak istiyorum. Bu durumlarda genelde kendi hatalarını örtmek için böyle şeylere giriştiğini, halkımızca artık bilindiğini de farkındayız. Başkan Yüksel'in iddiaları neydi? Bir hatırlamak gerekirse. Tekirdağ sahilde denizin kirli olduğunu, Büyükşehir Belediye'nin arıtma tesislerinin verimli çalıştırılmadığını, denize pis su deşarj edildiği ve deniz kirliliği rakamlarının olması gerekenin onlarca kat üzerinde olduğunu iddia ediyor ve suçlamalarda bulunuyordu. Bu suçlamaları da denizden aldığı bir numuneyle yaptırmış olduğu tahlile dayandırıyordu. Burada haklı olduğu tek bir şey var. Evet, Marmara Denizi kirli. Devletin ilgili kademelerinin de denetim eksikliği nedeniyle kıyısı olan iller tarafından adeta çöplük gibi kullanıldı. Ve bunun sonucunda da geçen yaz hepimizin şahit olduğu müsilaj vakasını gün yüzüne çıkardı. Devlet kademeleri ve yetkili kurumlar sözde su üzerinde gözüken müsilaj tabakasını toplayarak halkta yükselen nabzı bir nebze düşürmeye çalıştı. Bu kirliliği yüzeysel bypass etmeye çalıştı. Ancak denizin altındaki kirliliği bilim insanlarımız her vesileyle yapmış oldukları çalışmalarda gün yüzüne çıkartmakta ve bizleri geleceğe yönelik olarak uyarmaktadır. Hepimizin bildiği gibi 2014 senesinden sonra büyükşehir statüsü alan ilimiz, kıymetli halkımızın oylarıyla ve takdiriyle seçilen Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'ın başkanlığında büyük bir altyapı çalışması başlatmış. Belki şehrimizde son 30-40 yıl içerisinde yapılamayan ve yaklaşık 3 yıl süren bir çalışmayla kanalizasyon ve yağmur suları birbirinden ayrılarak arıtma tesislerinde toplandı ve ardından da deşarj arıtılarak bu tesislerde pis su deşarjı sağlandı. Kurulan sistem bugün kusursuza yakın bir şekilde çalışmaktadır. Elbette işleyen her makinenin ve sistemin 7/24 çalışmasına bağlı olarak bazı arızaları ve yetersizlikleri olabilecektir. Ancak TESKİ'nin yetişmiş ve eğitimli kadroları ve Büyükşehir Belediyesi'nin personeli oluşabilecek bu tip olumsuzlukları en kısa sürede giderecek ehliyette ve kabiliyettedir. Şimdi sizlere Cüneyt Başkan'ın seçimlerden önce Süleymanpaşalı hemşerilerimize onlarca vaatte bulunduğunu ancak bu 3 yıllık görev içerisinde onda birini bile yerine getiremediğini hatırlatmak isterim. Bu vaatlerinden bir tanesi de biliyorsunuz ki Perşembe Pazarı diye bilinen bölgede bir kapalı pazar yapılmasıydı. Bu kapalı pazar yerine bir demir tente vasıtasıyla tam istediğimiz bir şekilde olmasa da yaptı. Kısmi olarak inşa edilen bu alan, bu pazar yeri bugün arzu edildiği gibi de kullanılamıyor. Ve çoğunlukla araç park yeri olarak bölgeye vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Bu pazar yeri bölgesi inşa edilirken de tabii haklı olarak bir pazar yerine BC de gerekiyordu ve bu da yapıldı. Ancak gelin görün ki deniz kirliliğinden bahseden hatta tam arıtılmayan kanalizasyon giderinin denize bilinçli bir şekilde deşarj edildiğini iddia eden Sayın Cüneyt Yüksel yaptırmış olduğu tuvaletlerin giderini o bölgedeki yağmur suyu hattına boşaltmak suretiyle denize arıtılmamış lağım suyunun akmasına neden oldu. Şu fotoğrafta gördüğünüz pazar alanında bu bölgede duran tuvalet lağım suyu şu an yağmur suyu kanalına akıtılıyor
ve deşarj, yani arıtılmadan doğrudan denize deşarj olmakta. Burada arkamda gördüğünüz denizimize deşarj olmaktadır. Burada sizlerin kanalıyla ilçe belediye başkanı Yüksel'e soruyorum. Bu çevre katliamından sizin haberiniz var mıydı? Bu aymazlığın ve ilçemize yapılan bu hainliğin hesabını kim verecek? Buradan çıkacak cezanın sorumluluğunu kim üstlenecek? Çıkacak cezayı belediye bütçesinden mi ödeyeceksiniz? Bu hususlarda kamuoyunun ve bizlerin ivedilikle bilgilendirilmesini bekliyoruz. Sayın Başkan, eline şişeyi alıp denize daldırıp numuneyi göndermekle bu işler olmuyor. Sen önce kendi kapının önünü süpür, arka bahçene bak, sonra üst kattaki abini eleştirirsin. Değerli basın emekçileri, yükselen belediyecinin maalesef ki hataları saymakla bitmiyor. Cüneyt Başkan'ın seçim öncesi vaatlerinden bir tanesi de her belediye başkanı gibi park, bahçe yapmaktı. Biliyorsunuz ki sahil bölgemizde bir sarı vagon, deniz kıyısına bir sarı vagon kondu. Sanki devlet raylı sistemlerde ilimize olağanüstü yatırımlar yapmadığını bildiğimiz halde gözümüze sokarcasına alın bununla idare edin diye bir vagon kondu bu denize. Gönül tabii burada baktığımızda bir deniz kıyısı, deniz şehrinde bir vagonun olması estetik açıdan zaten uygun değil. Bu benim kendi düşüncem. Mesleki kaygılarımdan söylediğim bir husus. Oraya bir gemi maketi tarzında bir kafe ya da bir deniz evi tarzında bir deniz evini de anımsatan bir kafe yapılarak hizmet verilebilirdi. Tabii bu konuda Sayın Başkan'ın takdiri, onun zevkleri diyor ve asıl konuma geçmek istiyorum. Bu iş bilmez belediyecilik ürünü olan sahildeki vagon kafemizin ihtiyacı olan suyu yine Büyükşehir Belediye'mizin çiçek sulamak için getirdiği su kanalına saplama yapmak, yani su kanalına zarar vererek saplama yapmak suretiyle kaçak su bağladı bu sarı vagona. Kaçak su tabi buradan yine tezkili personellerim tespit etti ve bu kaçak suyu kesti ve bir cezayı da yaptırım uyguladı. Yine kendisine bu konuda şöyle bir hassasiyet, böyle bir soru sormak istiyorum. Sayın Başkan, bu kaçak suyun bağlanması talimatını siz mi verdiniz? Yoksa eğer bilgim yok, ben vermedim diyorsanız bu kullanılan suyun bedeli ve kaçak kullanımdan doğan cezanın bedelini kim ödeyecek? Bu bedelleri yine vatandaşlarımızın verdiği paralarla oluşturduğunuz bütçeden mi karşılayacaksınız? Bu soruların da cevabını kendisinden istiyoruz. Değerli hemşehrilerim, sözlerime başlarken doğrunun izinde ve hizmetin peşindeyiz dedim. Kamera karşısına geçip algı yaratmaya ve bunu da bir şekilde yönetmeye gayret eden Sayın Süleyman Paşa İlçe Belediye Başkanı ve ekibi o kadar çok hatası var ki saymakla bitiremiyorum. Hataları görünce ne diyeceğimizi bilemedim. Siz neden, nasıl tanımlarsınız? Konuşmam bitince sizlerin takdirine bırakıyorum. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Yüksel, algı oluşturma arzusunun alevli bir örneğini izledik. Ulusal medyalardan, yerel basınımızdan. Hem sosyal medyada hem gazetelerde yaptığı ateşli algı şovunda Başkan Yüksel kendi yaptırdığı analiz sonucuna dayanarak denize kasıtlı bir şekilde kanalizasyona katıldığını, kasıtlı olduğunun altını çizmek istiyorum. Ve yine denizin girilemez hale getirildiğini iddia etti. Bunları hem de belgeli yaptığını vurguladı. Belge neydi? İzninizle belgeyi göstermek istiyorum. Kendi sosyal medyasında böyle bir belge paylaştı. Ben bu belgede imzalı bir taraf, resmi bir taraf göremiyorum. Ona rağmen yine biliyorsunuz burada bir daire içine aldı. Yüksek değerleri söyledi. Burada şunu görmek istiyorum sadece. İncelediğimizde, kabul ettik bunu da dediğimizde, pet şişeye mühürsüz bir numune alındığı söylenir. Mühürsüz numune bize şu soruları sormadan tabii geçtirmedi. Acaba bu numune Sayın Başkan'ın Perşembe Pazarı'nda bulunan tuvaletlerinden akıttığı yağmur suyuyla buraya taşınan, yağmur suyu kanalıyla buraya taşınan denizden mi alındı? Yoksa daha o kadar çok nokta var ki burada bir noktayı daha vurgulamak istiyorum. Bildiğiniz üzere yaptığı açıklama şu bölgede, denizde, kıyıda. Hemen ilerisinde daha göreve geldiğinde sanki ismini beğenmemişçesine değiştirdiği Mutlu Kent kafemizin olduğu yerden bir açıklamada bulundu. Yine TESKİ personelimiz, TESKİ kurumumuzun tespitiyle oradaki Mutlu Kent'inde yine atık sularının
daha doğrusu lavabo giderlerinin, mutfak giderlerinin sularının denize doğrudan döküldüğü tespit edildi ve bu konuda yine belediyeye, Süleymanpaşa Belediyesi'ne cezai işlem uygulandı. Tabii önce gerekli uyarılar yapıldıktan sonra. Sayın Kadir Başkanımız koşarak ulusal medyaya, yerel medyaya gitmedi. Önce gerekli olması gerektiği gibi belediyeye uyarılarını yaptı. Ancak bu konuda başarıya ulaşamadı ve ceza kesmek zorunda kaldı. Daha kim bilir bu gibi ne çarık usulü, çarıklı usulü uygulamalar yaptığını bilmiyoruz tabii ki. AK Parti iktidarı ve çocukları devletin bütün yetkilerini elinde bulundurmanın gücüyle konuşuyor. Bizler iktidar koltuklarında fütursuzca oturanlara bu gösterdikleri hassasiyeti, Marmara Denizi'nin kirlenmesine neredeyse ana sebep olan Ergene derin deşarjında neden göstermediğini merak ediyoruz. Sayın Yüksel önümüzdeki seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı gözüne kestirmiş olmalı ki tek amacı içinde bulundukları tüm zorlukları yenerek hemşehrilerine hizmet vermek olan kurumları eski gibi, Büyükşehir gibi acımasızca lekelemekten geri durmuyor. Bunu yaparken asıl zararı ekmek yediği Süleymanpaşa'ya verdiğini hiç mi görmüyor? Turizm kenti olmaya çalışan Mavi Göz ilçemizin kimliğini zedelediğini, yaşadığımız ekonomik krizde önümüzdeki yaz dönemini sabırsızca bekleyen esnafımızı ve turizmden bir şekilde ekmek yiyecek hemşerilerimizi mağdur ettiğini ve ekmeğine taş koyduğunu göremiyor mu? Yapmış olduğu bu çirkin ve seviyesiz algı siyasetini kınıyor. Cüneyt Başkan'a takke düştü, kel göründü. Halkımız artık senin algı yaratma gayretlerine prim vermiyor demek istiyoruz. Sözlerime burada son verirken bugün idamlarının 50. yılında 3 fidanımızı bir kez daha yad ediyor. Tam bağımsız demokratik Türkiye özlemcisi, kararlı yiğit devrimcileri selamlıyor. Deniz'i, Yusuf'u, Hüseyin'i sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Süleymanpaşa ilçe yönetimi olarak Tekirdağlı hemşerilerimizi sevgiyle selamlıyor. Beni sabırla dinlediğiniz için vatandaşlarımızdan ve değerli basın emekçilerinden teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Soracak mıyız? Çünkü tabii. Az önce Süleymanpaşa belediye başkanına hainlikle yaptığı işin ihanet olduğunu konuşmanızın başında mimlediniz. Soru sormak istiyorum. Siz tezki çalışanı mısınız? Siz tezki çalışanı mısınız? Buradaki muhatap Cumhuriyet Halk Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı mıdır? Yoksa denizin kirletildiğinin iddiasındaki kurum tezki kurumu mudur? Soruyu bir daha, ben tezki çalışan değilim. Ama tezki adına cevap veriyorsunuz. Tezki adına cevap vermemdeki durum şu. Bu görevi tezki nasıl aldınız? Kim size bu görevi verdi? Şöyle, Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin bir kurumu. Bildiğiniz üzere kurum, resmi bir kurum. Oradakilerin tamamı 657'ye dayalı bir memur. Buradaki yapılan iddiaları yalanlamak, tabii ki de bir siyasetçi yalanlayacak. Maalesef ülkemizin geldiği durumda memurlarımız konuşamıyor. Yeri geliyor, diğer memurlarımız da konuşamıyor. Resmi bir kurum. Haklısınız. Cevap maalesef konuşamayan... Yok mu? Basın toplantısı yapma hakkı yok mu? Kendi açıklamaları siz da oldu. Siz niye böyle bir görev aldınız üstünüze? Abi orada üzerinize siyaset... niye vazife edindiniz? Onu anlamakta zorluk çekiyorum. Şöyle, benim vazifem aslında bu yapılan siyasette maalesef, algı siyasetinde asıl vatandaşlarımızın zarar görmesi. Maalesef böyle algılar çıktı ki ortaya. Şu an hemşehrilerimiz, Tekirdağ çevresinde yaşayanlar, tatil için buraya gelenler bizlere soru soruyor. Diyor ki denize girilmiyor mu artık? Böyle böyle çıkmış belediye başkanı bunu söyledi. Bu noktada eğer biz bunları söylemesek, açıklamasak kim öğreneceğiz? Nasıl yapacağız? Bunu da yapmazsam ben ne güne duruyorum? Yani ne yapayım? Çok önemli saplamanız var. Birinde dediniz ki en başında müsilaj, denizin altındaki müsilaj ve üstündeki kanalizasyon atığı. Müsilajla kanalizasyon atığı aynı mıdır? O gösterdiğiniz imzasız veya işte efendime söyleyeyim mühürsüz numunede alınan sonuçlar müsilaja ait midir? Yoksa kanalizasyondan çıkan atıklara mı aittir? İkinci can alıcı soru, Tekirdağ Su Kanalizasyon İdaresi yatırım yaparken, altyapı yatırımı yaparken su giderleri, yağmur giderleri ile kanalizasyon giderlerinin ayrımını tam yapmış mıdır?
Yani kanalizasyon atıklarımız tamamen bizim arıtma tesislerimize gidiyor da arıtılıyor da yağmur sularımız denize mi gidiyor? Dediniz yani saplama yaptı pazar yerinde diye. Böyle bir ayrım var mı? Yani bizim altyapımız tamamen böyle bir tam teşekküllü bir şekilde imar edildi de bizim mi haberimiz yok? Yoksa kanalizasyona mı yağmur suları giderleri verilip doğrudan şeye mi gidiyor? Arıtma tesisine mi gidiyor? Yoksa yağmur suları gerçekten denize mi boca ediyor? Bunun ayrımının farkında mıyız bilmiyorum. Teski adına konuşuyorsunuz ya şimdi. Şöyle, o yüzden yine teski adına konuşmamak adına söylüyorum. Sorularınızı da okudum. Gayet de o sorular, sorulması gereken soruları ben sorularda. Soruyorum ama şu an şöyle, anlattıklarınızdan hareketle bu soruyu geliştiriyorum. İzninizle başka sorunuz yoksa cevaplayayım. Yok, şey arkadaşlarım olarak, var. İkiliye konuşmadan hem de zamanlarını almadan. İlk konu buradaki gösterdiğim herhalde evrakla ilgiliydi. Evet. Alttaki, benim test fikrim şuydu. Orada konuştuğum daha doğrusu üstteki kanalizasyon olarak ifade etmedim. Bir müsilaj olduğunu söyledim. Yüzeysel toplandığını söyledim. Burada da yazıyor konuşma metninde de. Ama şu noktada bunu tabii ki de bilim insanlarına, teknik adamlara yorumunu bırakmak gerekiyor. Sadece burada denizin kirlendiğinden bahsedelim. Oradaki değerlere baktığınızda kanalizasyon atıklarının değerlerine göre verilen açık işlemler. Evet. Müsilaj değil, benim, o yüzden sordum. Siz müsilajla kanalizasyon atığını ayırt edebiliyor musunuz diye. Şöyle, oradaki veriler kanalizasyon verileri. Şimdi bunu zaman söyleyeyim. Anlamak adına kısaca açıklayacağım. Mesleğim inşaat mühendisliği, hidrolojidir, su bilimleridir derslerinde almaya çalışıyoruz. Deniz tiplerimiz vardır. Kendini temizleyebilen denizlerimiz vardır. Bir şekilde kirlenmeyip stabil kalan denizlerimiz vardır. Bir de kendi kendini kirletebilen denizler vardır. Marmara Denizi şu an o kritikte. Tabii bunların yükleri var. Bunun içinde kanalizasyon yükü de var. Bunun içinde tabii ki de kimyasal yükü de var. Tabii bunlar kanalizasyondan doğal. Şimdi bununla konumuzu bağlarsak eğer şöyle, derin daha derin tartışabiliriz konuyu ilerisi için. Şu an sıkıntı şurada. Bu kanalizasyon atıkları konuşularak deniz girilmez hale geldi deniyor değil mi? İlçe belediye başkanı tarafından. Bunun oluşabilmesi için ne kadar zaman geldiğini siz düşünün. Müsilajın gelmesi için bu yükleri. Benim burada vurgulamak istediğim buydu. Bu müsilajın oluşmasında ana etkenlerimiz belli. Bilim adamlarımızın çeşitli çalışmaları var. Deniz bir anda girilmez hale getirmek diye iddia etmek ne kadar doğruydu mesela teknik açıdan. Biz bunların söylenmesinin yanlış olduğunu söylüyoruz. Bunu da tabii ki de sizler aracıyla da vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz. İkinci sorunuza gelirsem, bir daha izninizle olunca ikinci teknik anlamda TESK ile ilgili. Şöyle TESK ile ilgili her yağmur vereceğim gideriyle, cevap... Yağmur gideriyle kanalizasyon gideri tamamen teknik olarak ayrıştı mı? Mutlaka sistemler zamanla değişiyor. Tekirdağ ilini kapsayan bir çalışma var. Bunu %100'e yakın demek tabii ki de etkili olmaz. Yani doğru olmaz. Ama neredeyse tamamına yakını ayrılmaya çalış yapıldı ve işler hale getirilmeye. Sular da bu kelim. Keza içme sularımız da aynı. Yani TESK teknik olarak işini tam teşekküllü yaptı. Bir Cüneyt Yüksel'in pazar yerindeki bir yağmur suyuna saplama yapması denizimizi kirletti. Bu mudur yani? Şöyle, yok ben ilgili konuştuğumdan önce de o yüzden zaman da almak istemiyorum. Hayır, onda da iddia ediyorum. Zaten oradaki de kanalizasyon akması da denizi girilmez hale getirmez. Ama kendisi burada bir hassasiyetle açıklama yapıyorsa önce kendi tarafını halletmeli. Ondan sonra bu kaygıları dile getirmeli. Bunu yapmadığı için bizim kaygımız var. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, şimdi iddianıza göre Süleyman Paşa Belediyesi'nin vagon kafesini yapalı 1 yıl oldu. Pazar yerindeki o tuvalet koyalı da 2 yıl oldu. Siz bugün 6 Mayıs günü neden beklediniz bugün de? Yani illa Süleyman Paşa Belediyesi oradaki başkan Cüneyt Yüksel orada bir program yapması mı gerekiyordu bu açıklamaları yapmanız için ve bu iddialarınız hakkında da bir suç duyurusunda bulundunuz mu? Şöyle, bunun iki kurumumuz arasında aslında bu konular çözülmesi gerekir. Bu konular büyütülecek konular değil. Şehrimizin gündemi daha bizim güzelliklerimiz için olmalı. Bunun üzerine neler koyabiliriz olmalı. Ancak geliyoruz görüyoruz ki hala geriye takılmışız. Hala şurası işlemiyor, şu yol gitmiyor, bu yol bozuk, bu kanalizasyon akıyor. Bunlar şehri ileriye götürecek siyaset değildir. Ama Sayın Yüksel'i de görüyoruz maalesef ki o öyle düşünüyor. Ve bunlara da bir cevap verilmesi gerekiyor. Ve yaptığı bu konuşmalarla bir siyaset yaptı, bir şey başardı bu şehirde. Maalesef şu an ilçemiz turizm kenti olacakken onu baltaladı. Ondan kazanacakları da engelledi şu an. Turizmden kazanacakları. Biz burada o açıklama yapmak istedik. TESKİ bu konuda belki de tespitlerini yaptı. Bendeki tutanaklar ve tespitler Nisan ayına Sayın Belediye Başkanımıza iletilen, Süleyman Paşa Belediye Başkanımıza iletilen.
tespitler. Tabii bu olayların geçmişi de var. Biz bunu derinleştirmek yerine asıl bunları nasıl hemen çözebiliriz? Burada bu konuşulduğunda tespit gelip de bu işi çözmedi mi? Safsakladı mı? Hepsini aynı gün çözdü. Sayın Başkan acaba bir kere telefon kaldırıp da söyledi mi? Sayın İlçe Belediye Başkanı acaba bu çözülsün, burada bir problem var. Dedim. Biz bunları sormak, yani bunları merak ediyoruz. Hayır, neden 2 yıldır mı susuyorsunuz? Yani Marmara Denizi dediğinize göre kirletiliyorsa iddianıza göre, yani 2 yıldır neden buna sessiz kalıyorsunuz? Geçen yıl müsilaj sorunumuzu bahsediyorsan, hani o derinde şarjı söyledim ben. Yani pazar yeri de problem yıllarla değil. Bakın burada konuşmaya çalıştığım asıl daha bunları çözmek niye iki kurum arasında bu kadar zor? Niye konuşarak çözemiyoruz da bunları medyada bir algı yaratmak, burada kendimize, kimliğine zarar verecek boyutlara çıkarmak. Biz bunu bunun için söyledik. Yoksa bununla ilgili başka diyebileceğim bir şey yok. Peki buradan sahil dolgu alanında denize deşarj edilen suyun temiz olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Yani azalan numunelerde ölçülen bir değerler var. O değerler şöyle görmedim. Yok o değerlerin yüksek 65 civarlarına çıktığından bahsediyor. 65 bin civarlarına. Ve bu numunelerin de gazetecilerin yanındayken alınan numunelerin gerekli olan kuruluşlara paylaştırılarak yapıldığından bahsediyor. Eğer temiz olduğunu iddia ediyorsanız siz buradaki temiz olduğuna dair herhangi bir rapor elinizde var mı? Ayrıca. Şunu söylüyor Özer abi. Denizin şu an Bakanlık, Sağlık Bakanlığı tarafından anlık numune, periyodik numuneleri alınıyor denizden. Ve bunları şu an deniz girilebilir statüsünde gösteriyor. Şu an denizin ben Sağlık Bakanlığı'na dayanarak temiz olduğunu söylüyorum. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine dayanıyor. Şu an denize girilebilir. Ama tutup da bunun sadece az önce de bir arkadaşımıza söyledi. Bir gider yüzünden bu deniz gitti mi? Bunu mu söylüyorsunuz? Denize bir daha giremeyeceğiz mi? Ya da niye Sayın Başkan orayı söylüyorsunuz da burayı söylemiyorsunuz gibi konuştuk. Bunu da söylemeye hala tekrar ediyorum. Buradaki asıl sıkıntı bunun burada medyalaştırılması, yanlış algıyla, siyasal hesaplarla medyaya taşınması. Doğruları anlatıldığı sürece, çözüm konuşulduğu sürece bizim için hiç sıkıntı yok. Biz bunu söylemek istiyoruz. Yani alınan numuneler doğru değildi mi demek istiyorsunuz? Şu var. Alınan gazeteciler dediniz, kim olduğunu bilmiyorum. Gazetecinin yanında dediniz, bir fikrim yok. Ama şunu söyleyeyim, mühürsüz numune olması herkese soru işareti yaratmaz mı? Mühürsüz, niye mühürlü değil? Numuneler niye mühürlenip gitmedi bakalım? Bunu bir herkesin düşünmesini istiyorum. O kadar. Başka soru var mı? Ben, bu saatte bir kere şey yaptığınız için, toplantıyı yaptınız, yanlış bir saat. Çünkü biz bu saatte gazetelerimizi yapıyoruz. Yani, saatimiz çok yanlış. Sabah saat elimi olması gerekiyor. Basit toplantı önce. Sabah saat elimi yapmak gerekiyor. Saatlerimiz bir var. Neyse soracağım ben. Başka yer var mı kanalın sündüklerinde? Başka var mı? Gorkut bunları yatmak alıyor. Şu an pazar yeriyle kanalizasyon noktasında, Sarı Volkan'la kaçak su noktasında ve Mutlu Kent'teki giderlerle ilgili tespitle tutanaklar mevcut. Cezayı uygulama parası var. Var, onlar da mevcut şu an. Pazar yerinden, pazar yerinden denize akıtıldığı iddia edilen yani kanalizasyon. Şu an tespit cezası da kesildi. Yani tespit edilmiş mi pozisyon? Tabii tespitli, aynen. Bu da tespit tarafı. Buradaki tespitlerde birinin fotoğrafı buradaki pazar yerinde. Devamlı kurumumuzdan da talep edebiliriz. Peki bunlara kapatmıştır ya yani orada müdahale edildi şu an için. O zaman kirletmeye devam ediyor. Müdahale edildiği için şu an orada kesildi. Kaçak su da kesildi. Kesildiği için. Tabii gidip kendi bir daha kazıp yaptıysa bile kapandı. Şu an orada müdahale edildi. Kapandı. Ama ardından yine tekrar kullanım tuvalet için. Tuvalet kapalı mı? Şu an öyle. Olması gerekir. Vagonda da su kesik olması gerekir. Eğer değilse de yine bir suç işlenmiştir. Tekrar işlenmeye de devam ediyor. Başka soru yoksa çay içebiliriz müsaitseniz. Geç yapın. Bunlar tutanakla belgelenmiş ve ceza...